Bu arada Cem Uzan'ı çok severdim. Dün bir videosunu izledim. Hatta Paris'e gittiğinde de kendisine görüşmek istemiştim. Benim de hemşerim Arnavut, biliyorsunuz Cem Uzan. Dün bir videosunu seyrettim. İnanılmaz hakaret ediyor. İnanılmaz. Ya Cem Bey, sen geçen yıl barışacağım diye Cumhurbaşkanı'na R vitesi yapıp da barışmak için mutabakat 2 yıl önce galiba, süreyi yanlış söylemiş olabilir. Her türlü yıkama yağlama yapmadın mı abicim sen ya? Vallahi çok kızıyorum ya. Adama şerefsiz, ahlaksız vesaire. Bunu diyemezsiniz. Gerçekten diyemezsiniz yani. Ve ayrıca özür dilemezsen Cem Uzan, bakın ben Erdoğancı değilim. Değilim. Vallahi değilim, billahi değilim. Yemin ediyorum değilim. Kur'an için değilim. Yemin ediyorum. Kur'an'ın adına bu mübarek günde, bakın bu mübarek günde ölmüş 80-100 bin kişinin ruhu adına and içiyorum. Hayatımda hiç oy vermedim Tayyip Bey'e. Hiç vermedim. Ama kişisel menfaatler uğruna R vitesleri yapıp da daha sonra ben ondan olmadan onu övdüğüm işler yaptığında söyledim. Hata yaptığında da eleştirdim Tayyip Bey'i. Biraz önce de eleştirdim, koordinasyon hataları var diye. Ama devletin en önemli makamı Mustafa Kemal Atatürk'ün makamı orası. Yani sen işine gelirsen, paranı kurtaracaksan, o zaman Tayyip Bey muhteşem bir adam. Harika. Tayyip Bey'den iyi yok. Affedersen. Olma. Sonra yapıyorsun. Ben Cem Uzan'dan. Bakın müddetim şu. Cuma gününe kadar 7 gün içerisinde Cem Uzan Tayyip Bey ile ilgili eğer ki özür dilemezse, bakın ben çok severdim diyorum. Fransa'ya gittiğimde de görüşmek istedim kendisinde. Araştık, görüşecektik. Denk düşemedik. Ama vallahi de tallahi de kıyameti koparacağım. Ve ben iddia ediyorum. Cem Uzan'la kimse röportaj yapamayacak ondan sonra. Ben tahmininizden çok zeki bir insanım. Cem Bey'e buradan sesleniyorum. Cem Uzan'a etek etmeyin lütfen. Cem Bey, mal varlığınızı kurtarırsanız ülkeye gireceksiniz diye şimdi size onu kaldırmış olsaydı o yasa, Genç Parti'yi de kurdursaydı, 2 puan İYİ Parti'den alsaydınız, 1 puan CHP'den almış olsaydınız, başka partiden alamazdınız, 3 puan veya 2 puan sallıyorum bir oradan bir oradan, o zaman ondan iyisi olmayacaktı. Buraya gelmiş olsaydınız 2 puan alırdınız. Çünkü sizi tanımayan bir jenerasyon var. Yani sizin söylemleriniz üzerine söylediklerinizin gerçekliğine inanan ama inanmayan, o günleri bilen, o günlerde istismar olan, İmar Bankası'nı bilen, paralarının gittiği bir de bir kitle var. Yani şimdi siz size göre anlattıklarınızdasınız. Burada bir sürü insan da bir sürü şeyler yaşadı. Onun için sizi uyarıyorum Cem Uzan. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan özür dilemediğiniz takdirde size Cuma gününe kadar müddet veriyorum. Bakın çok ciddiyim. Sizin mal varlığınızı geriye vermiş olsaydı, siz mal varlığınızdan da feragat ediyordunuz. Bana diyor, sizinle bu konuyu da bizzat da konuştum. Ama siz üçkağıtçı, şerefsiz, dolandırıcı diye Türkiye Cumhuriyeti'nin bir cumhurbaşkanına bu tür kelamlar söyleyemezsin Cem Uzan sen. Kusura bakma. Siz onu oradan Fransa'dan yapamazsın. Bir de diyorsun, yiyorsa gitme diyorsun Cumhurbaşkanı'na. Tahrik ediyorsunuz. İç savaşa sebep olacak bir durum çıkarsa siz Fransa'da naşaklarınızı yayarak yatacaksınız. Çünkü Fransız pasaportunuz var. Ama burada insanlar kardeşi kardeşe vurduracaksınız. Kendi kişisel menfaatleriniz veya hırslarınızdan dolayı. Hiç kusura bakmayın. Buna müsaade edemeyiz. Biz ulusalcılar da Tayyip Bey'in yanında oluruz. Her partiden insan da bir anda, HDP bile Tayyip Bey'in yanında olur. Bizi kardeşi kardeşe yeterince vurdurttunuz. Siz taşeron, siz tröstler, siz tiranlara hizmet edenler, tradingden para kazananlar, insanların sırtından para kazananlar, insanları yapmış olduğunuz düzenekte
kullanarak ihmal edenler, 10 bin dolara şampanya içenler, 1000 dolarlık pro içenler, siz bu halkın nasıl aç kaldığını bilmezsiniz. Bedenlerini çocukların sattığını sokaklarda bilmezsiniz. Çünkü siz kendinizi zamparalık için güzellik yarışmaları yaparak içinden birlikte olduğunuz karıları sizi memnun ederlerse ana haber bültenine koyuyordunuz. Siz bu işe yaradınız. Onun için benim cumhurbaşkanımdan özür dileyeceksiniz. Benim cumhurbaşkanıma hakaret etmeyeceksiniz. Siz eleştirebilirsiniz. Bir şey söyleyeceğim. Siz kırmızı bültenle aranıyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'na nasıl hakaret edersiniz? Demek ki kırmızı bültenle aranmak demek terör suçlusu veya ülkeyle ilgili yaşanmış herhangi bir şekilde bir sıkıntıdan dolayı kırmızı bültenle aranan bir şahsınız. Yenilenmediyse Interpol'ümüzün kabahati, Milli İstihbaratımızın zafiyeti. Kadardan. Kime? Tamam. Cem Uzan, Fransız pasaportunla tekrar ediyorum. Kırmızı bülten Türkiye'de aranırken, kırmızı bülten aranan birine herhangi bir YouTube kanalı, Babala TV dahi, ben tahmininizden çok zekiyim. Babala TV dahi bağlanamaz efendim, sizinle röportaj yapamaz. Yapmış olduğu röportajları silmek zorundalar. Onu biliyor musunuz? Siz biliyorsunuzdur. Hep anayasa okuyorsunuz. Bu da baba yasa. Onu biliyor musun Sayın Cem Uzan? Bu da baba yasa. Anladınız mı? Sakın unutmayın. Benim ülkemde Tayyip Erdoğan bu ülkede ülkenin cumhurbaşkanı olarak muhafaza etmek zorundasınız. Çünkü neden? Ben demiyorum ki o makam onun ipoteğinde. Seçimlere kadar saygı duyup onu korumak zorundayız. Yerine kim gelirse onu korumak zorundayız. Bu kadar net. Ama gelene kadar hayır. Benim ülkemde kendi kişisel sözleriniz için, kendi kişisel menfaatleriniz için, kendi kişisel kaybetmiş olduğunuz, mağdur ettiğiniz binlerce insanın hakkına tecavüz ederek yapmış olduğunuz serveti tekrar kazanabilmek için asla ve asla benim cumhurbaşkanıma hakaret edemezsiniz. Bakın, adam LGBT'lilerden sevmediğini deklare ederek hareket ediyor, biliyorsunuz değil mi? Bana yani, bana ekranlarda bundan 6-7 yıl önce biliyorsunuz FETÖ'nün 15 Temmuz zamanı yapmış olduğum eylemlerden dolayı teşekkür etti Sayın Cumhurbaşkanı. Ama şu an LGBT'lilerden öyle bir söylem geliştirdiler ki ötekileştirdiler. Bana üvey babalık ediyor şu an Tayyip Bey. Üvey baba. Ben onun için burada diyorum ki bakın diyemezsin benim Cumhurbaşkanı'na. O onun düşüncesi LGBT'lilerle ilgili. Ben kendimden sorumluyum kardeşim. O adamın bana nasıl baktığı önemli değil. Adam nefret söylemi geliştirirken ben kendi misyonumu temsil etmiş olduğum insanları koruma içgüdüsüyle o refleksi verirken o bana hakaret ediyor. LGBT'li kardeşlerime. Onlar annelerinden, babalarından, kardeşlerinin düğününden, cenazelerinden mahrum olduğunu düşünmüyorlar. Ama Sayın Cumhurbaşkanı iktidara gelmeden önce söylemişti. Hepsi bizim çocuklarımız diye. Biz de onu baba bildik. Oy vermedik. Ama o makam öyle bir makam ki Cumhurbaşkanlığı makamı depremzedelere de baba olma makamı, LGBT'lilere de veya kendinden olmayan herkese, tüm muhalefetin de babası. 84 milyonun babası olması gerekirdi. Bana göre Cumhurbaşkanı'nın da muhalefeti ötekileştirme zihniyetindeki o danışmanları bu zihniyete soktu adamı. Adamın televizyon izlemeye belki bak diyor. Yapacak bir şey yok. Kolay değil ki o makamlar. Hata yaptırır insan o makamlar. Ha hoşgörüyle mi bakacağız? Bazen kinleneceğiz. Ama hakaret etmeyeceğiz. Bazen eleştireceğiz. Ama küfretmeyeceğiz. Onun için herkes sınırını bilsin. Sayın Cem Uzan, dün izlemiş olduğum videoda o videoyu çeken, yayınlayan kişiler de sorumlu biliyor musunuz? Çünkü siz kırmızı bülten aranan birisiniz. Sizinle röportaj yapılamaz. Ha sizinle yapılmış, ha Abdullah Öcalan'la, yani o paket oldu tabii, Osman Öcalan'la veyahut da Karayılan'la. Aynı şey. Onu biliyor musunuz? Bütün videolarınıza erişim yasağı gelir. Gelir. Ve o videolarda bir terör örgütü suçlusu bir kişinin kırmızı bülten aranan biriyle röportaj yapılamaz. Hani Cumhurbaşkanı'na dediniz ya, yiyorsa gitme diye. Yiyorsa gelsene Türkiye'ye. Yiyorsa. Yemiyor.
Oradan yiyorsunuz. Halen Chateaubriand. Oradan içiyorsunuz. Petrus. Kolay değil benim ülkem. Benim ülkem coğrafyası kolay değil. Mezhep kavgası yaratmak istediniz. Çarpılar koydunuz Alevilere. Yemedik. Öbür taraftan Kürt Türk kavgası yaratmak istediniz. Kargaşası, kardeşi kardeşe vurdurmak istediniz. Yemedik. Siyonizme hizmet edenler. Bunu da başaramayacaksınız. Bunun da üstesinden gel. Tayyip Bey'le veya başka birinle. Ben Tayyip Bey'in yerinde olsam önümüzdeki seçimlere bile girmem. Çıkarım oradan damadımı. Muhalefetteki şu anda muhalefet seçim olsa %60'a, çünkü psikoloji çok bozuk. %60'a %40 mı? Vallahi damadımı çıkarırım. Ve oradaki bütün kadroyu da yenilerim, sıfırlarım. Gelin buraya hata, sizin yüzünüzden bu hatalar yapıldı diye. Selçuk bayrakları koyarım oraya. Kur'an çarpsın böyle yaparım. Bu seçimlerde de bu. Yeter, metal yorgunluğu var derim. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'na sen nasıl hakaret edersin ya? Şerefsiz, ahlaksız, bilmem kimsiniz siz ya? Bu ülkenin dinamikleri var. Siz onları ateşlerseniz bu ülke sizi ateşler. Onun için bu ülkede zeki insanlar var. Bu ülkede mekanizmayı savunacak insanlar var. İktidarı değil. Ben iktidar yanlısı biri değilim. İktidar beni üzerimden silindir gibi geçiyor. Bütün LGBT ile ilgili neredeyse katli vacip yapacaklar. Ama şu var. Benim ülkem için ben Taksim Meydanı'nda asılırım. Ve şereftir. Net olarak söylüyorum. Taksim Meydanı sizin zihniyetinizde ülkeye provokasyon kelamları ederek kardeşi kardeşe vurdurtmak olan insanların yanında olacağıma, Tayyip Erdoğan'ın yanında olurum bu sürecin içerisinde. Kazandığında da beni asacağımı bilerek yine onun yanında olurum. Bu kadar net söylüyorum. Başka biri olsaydı o makamda yine aynı şekilde hareket ederdim. Kemal Bey için de geçerli. Bu Meral Hanım için de geçerli. Öbür taraftan Ali Babacan için de geçerli. Bu kadar net. Davutoğlu için değil. Çünkü yasama yürütme yargının yürütmenin başındayken yapmış olduğun o eleştirdiğin iktidarın başbakanıydın. Maçan yiyorsa hesap sorsaydın. Onun için onun çok benim gözümde çok itibarı yok. Ama Muharrem İnce'nin var. Güzel, naif bir adam. Hatalar yapmadı mı yaptı. Ben böyle düşünüyorum. Şimdi benim düşüncelerime bazıları saygı gösterir, bazıları da göstermeyebilir efendim.